Kardeşim şimdi bakın o bu füze kalkanı projesi falan var. Türkiye sıcak günler yaşıyor biliyorsunuz. Bu doğrudan İran'la ilgilidir. İran'la bizi savaştırmak istiyorlar. Büyük Ortadoğu projesinin gereği olarak Büyük Ortadoğu projesinin en önemli ayağı Müslüman'ı Müslüman'a kırdırmaktır. Alevi-Sünni çatışması, Şii-Sünni çatışması, Vehhabi-Şii çatışması, Vehhabi-Zeydi, Vehhabi bilmem başka Evet. mezhepler çatışması. İslam haritasına, İslam alemi haritasına baktığımızda her mezhebin her yerde olduğunu görürüz. Mesela Türkiye'de milyonlarca Alevi kardeşimiz var. En az 20-25 milyon Alevi vardır Türkiye'de en az. Hazreti Ali aşığı, Allah'ın arslanları Evet. olan tertemiz, mübarek, muhterem insanlar. Bektaşiler. Hep karışıktır. İran da öyledir. Yarı yarıya Sünni de vardır, Şii de vardır. İran. Suudi Arabistan'da da çok fazla Sünni ve Şii vardır ve Vahabi de vardır. Cübbeli ne diyor? Bizim beklediğimiz Mehdi diyor. Şiileri, Vahabileri, Alevileri, Bektaşileri, bak Sünni olan Mehdi, Alevileri, Bektaşileri, Şiileri, Zeydileri kim varsa hepsini pırasa var ya pazarda satılan pırasa bir desteğiyle satılır pırasa. Pırasa gibi doğrayacak diyor. Yani istif edecek üst üste pratik kolaylık olsun diye yani keserken vakit kaybetmemek için hepsini doğrayacak kan revan içinde bırakacak diyor. Büyük Ortadoğu projesi ne diyor? Aynısını söylüyor. Müslüman'ı kırdırma projesidir. Biz her mezhepten kardeşlerimizle iç içe yaşıyoruz. Onlar bizim canımız. Hepsi La ilahe illallah Muhammeden Resulullah diyor. Müslüman'ın biz kılına dokundurtmayız. Kılını. İnşallah. Ayrıca La ilahe illallah diyen Hristiyanlarda, Musevilerde bizim La ilahe illallah kardeşimizdir. İnşallah. Onların da kılına, tüyüne dokundurtmayız. İnşallah. Sıkıysa yapsınlar. İran'ın da kılına dokundurtmayız. Projenin amacı çok net ve açıktır. Doğrudan İran hedeflenmektedir. Ve İran'dan kalkacak füzelerin vurulmasıyla alakası yoktur olay. İran'dan kalkacak füzeleri zaten o füzeler o kalitede bir füze yok İran'ın elinde. Yani biraz hantal füzeler. Yani gerek sürat açısından gerek kalite açısından hantal füzeler. Bir de menzilleri kısa. Yani çok kısa menzilli. Ancak işte Türkiye'ye gelecek kadar, efendim, diğer İslam ülkelerine gelecek kadar bir menzili var. Gerek İsrail'in gerek Amerika'nın onları havada yakalayacak sistemler zaten var. İlk defa böyle bir olay ortaya çıkmıyor. Rusya'ya karşı Amerika zaten hazır şu an. Bak Rusya'nın füze sistemine, Çin'in füze sistemine karşı hazır. Uzaydan kontrol ediyor Amerika, uzaydan. Yani Amerika'nın öyle bir şeye ihtiyacı yok. Yani İran'ın gariban füzelerini yakalayamama dediğinde Amerika'nın bir problemi yok. Maazallah ne yüzü billah Amerika zaten İran farz edelim öyle bir yeri bombalamaya kalksa Tahran'a bir tane bomba atsa Amerika konu biter. Felç eder İran'ı yani bu anında bitirir. Olay bu değil. Olay İslam ülkelerini birbirine çatıştırma projesi var. Büyük Ortadoğu demek bütün Orta Doğu'nun evanjeliklerin eline geçmesi projesidir. Orada onlar Musevi de istemiyorlar. Müslüman da istemiyorlar, Alevi de istemiyorlar, Sünni de kimse istemiyorlar. Birbirlerine kırdırıp yok etme projesi vardır. En rahat bunu yapabiliriz diyorlar. Yani biz kendi elimizi bu işin içerisine sokmayalım diyorlar. Bunu da cahil cühela hocalara yaptıralım diyorlar. Bir kısmı bilerek yapıyor. Cahil cühela cübbeli gibi cahil olanlar da bilmeden cahilliğinden Büyük Ortadoğu projesinin bu Müslümanları yok etme projesine hizmet ediyor. Haber yok. Benim bir avuç Alevi aslanım var benim. Hazreti Ali'nin aslanları onlar. Yiğit ve delikanlıdır Aleviler. Niye pırasa gibi keselim? Biz şeytanı pırasa gibi keseceğiz. Şeytanı. İblis ordusunu. İnşallah. Aleviler bizim canımızdır. Bektaşiler de bizim canımızdır. Allah deyip dönüyorlar. Tabii. Değil mi? La ilahe illallah Muhammeden Resulullah diyorlar.
Ben o koç yiğitlere sadece sevgi gösteririm ve muhabbet gösteririm. Hı-hı. Ve korur kollarım, kıllarını dokundurtmam. Sıkıysa yapsınlar bakalım. İran'daki kardeşlerimin de kıllarını dokundurtmam. Ama bak, İran'ın yapacağı şu, hemen görünür Mehdi'yi kabul etmeleridir. Bakın, görünmez Mehdi düşüncesinde İslam ülkelerini İran'la çatışma konusunda ikna edebilirler. Bakın, Vehhabi kardeşlerimizi ikna edebilirler. Bir kısım Sünni Müslümanları ikna edebilirler. Çünkü bak, diyecekler ki bunların görünmez Mehdi'si size yönelik bir emir verdiğinde, çünkü Şii'nin dışında bir şey kabul etmiyorum dese, evet, görünmez Mehdi, ve hepsini yok edin dese, ki orada da var o cübbeli tarzı tipler, onlarda da pırasacı takımı var, değil mi? Hepsini doğrayın dese, ne diyeceğiz? Ne yapacağız? Bu durdurulamaz bir güç haline gelir. Çok büyük bir tehlikedir. Evet. İran bu büyük fitneye karşı, şeytanın bu oyununa karşı hemen Resulullah'ın sahih hadislerine güvenerek, Kur'an'ın mantığına da güvenerek, Kur'an'ın aklına da güvenerek görünür Mehdi'yi kabul etmesi gerekir. Bak, İran Mehdi'nin geldiğini kabul ediyor ama görünmez Mehdi var diyor. Bazen görünüyor, bazen görünmüyor. Kardeşim, öyle şey olur mu? Büyük felaket meydana gelir bunda. Çok tehlikeli bir şey. Biz ne diyeceğini ne bileceğiz? Görüntünün ışık halinde belirdi diyor mesela. Biz ne diyeceğiz? Ya şeytan ışık halinde belirirse ne yapacaksın? Git Müslümanları paramparça edin derse ne diyeceksin? Tabii. Görünür Mehdi'de ispat var. Görünür Mehdi'de. Eşkalinden tanırız, uslubundan tanırız. Makul bir insandır görünür Mehdi. Ondan konuşabilirsin, onu ikna edebilirsin. Sevgi insanıdır. Ama o görünmez Mehdi'nin ne yapacağını biz bilemeyiz. Değil mi? Tabii. Onun için bu füze kalkanı projesinin kökeninde görünmez Mehdi ordularının ezilmesine yönelik bir çalışmadır bu. Doğru. Bakın, görünmez Mehdi tehlikesine karşı bir çalışmadır bu. Ve İran'ı haritadan silecek bir çalışmadır. Çok tehlikeli olur. Onun için benim Şii kardeşlerim, Caferi kardeşlerim Allah rızası için bu oyunu parçalasınlar. Görünür Mehdi ile ilgili önümüzdeki günlerde detaylı ben Şii kaynaklardan da deliller vereceğim. Caferi kaynaklardan deliller vereceğim. Bu gerçeği görsünler artık.